Şimdi konuşmaları yapmak üzere bağımsızlık yaparsa Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seçim Mumcuoğlu. Genel Başkanım, Türkiye'nin dört bir köşesinden stüdyomuzu dolduran sevgili misafirlerimiz ve bizi ekranları başında izleyen değerli izleyicilerimiz, hepinize hayırlı geceler diliyorum. Ben Murat Bey'in kaldığı yerden sözlerime devam etmek istiyorum. Milli para tanımını birazcık daha açarak paramızın nasıl basıldığını daha basit cümlelerle ifade etmek istiyorum size. Bakın, Merkez Bankası nasıl çalışıyor? Önce buna bakalım. Biz sanıyoruz ki paranın üzerinde TL yazdığı zaman bu Türk lirası anlamına geliyor. Profesör Doktor Haydar Başbey defaatle bunu aslında yaptığı programlarda izah etti. Cebindeki parayı çıkartıp aslında bunun Türk lirası olmadığını, bunun tercüme para olduğunu söyledi ama bunu bir kere daha izah etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası Türkiye'de nasıl para basar? Kapitalizmin uygulandığı ülkemizde Merkez Bankası şu şekilde para basar. Önce eğer para basmak isterse, paraya ihtiyaç duyarsa hazine bonosu oluşturur, tahviller oluşturur ve bunları satın alacak kurum ve kuruluşlarla anlaşma yapar. Bu kurum ve kuruluşlar faiz kazanmaz karşılığında, yani bundan bir faiz geliri elde etme karşılığında bu hazine bonolarını ve tahvilleri satın alırlar. Devlet de bunu faizli bir yük olarak ödemek zorunda. Bunun karşılığı olarak para basar. Yani önce borç senedi imzalarız biz. Borç senedi imzalarız ki bu faizli bir yüktür aynı zamanda. Ve bu borç senedinin karşılığı olarak Türkiye'de para basılır. Üstüne artık TL de yazsanız, başka bir şey de yazsanız aslında borca dayanan ekonomilerde para eşittir borç demektir. Yani bu sistem baştan yanlış. Siz şu anda gidip cebinizdeki bütün dolarları bozdursanız bile aslında milli para haline dönüştüremezsiniz. Milli para nedir? Para kapitalist sistemde mübadele aracıdır, yani değişim aracıdır. Bir de saklama aracıdır. Bizim ülkemizde nedir? Bizim ülkemizde mübadele aracıdır ama saklama aracı özelliğini de kaybetmiştir. Niye? Çünkü saklanacak çok da fazla bir paramız kalmadı. Halbuki paranın tanımında para nedir? Milli ekonomi modelinin tanımladığı parada para nedir? Para hem mübadele aracıdır, hem saklama aracıdır, hem emek ve üretimin karşılığıdır, hem de tahrik unsurudur. Ve eğer parada bir eksiklik olursa piyasada, bütün bunların bu faaliyetlerini yerine getiremeyeceği için piyasa çalışmaz. İşte Profesör Doktor Haydar Başbey milli ekonomi modelinde şunu ifade eder. Gayri safi milli hasılamız karşılığında para basılmalıdır. Türk lirası ancak bu şekilde değer kazanabilir. Ama şimdi buna ek şunu da söylemeliyiz ki ne kadar izah edersek edelim bunun gerçek manada uygulanabilmesi, halkın parası olabilmesi, milli para tanımının gerçekten halkın emeği ve üretiminin karşılığı olabilmesi için artık geçen hafta Ahmet Hamdi Bey'in ifade ettiği tarzdan herkesin vazgeçmesi lazım. Yani bu hortumudur, bu sütundur, işte bu gövde, bu duvardır değil. Bunun tümünü görmemiz lazım ve işin sahibine gidip müracaat etmemiz lazım. Yani idarecilerimizin gerçekten milli paralarla ticaret konusunda samimiyetleri varsa, bu konuda gerçekten bir hassasiyet taşıyorlarsa, bu projenin sahibine milli para tanımını yapan, gerçekten dünyada ilk defa yapan insan Profesör Doktor Haydar Başbey'e müracaat etmesi lazım. Ve halkımızın yapması gereken nedir? Artık halkımızın böyle ucundan kıyından alıntılarla kendisine ait olan projelerin talan edilmesinin önüne geçmesi, Profesör Doktor Haydar Başbey'e ve milli ekonomi modeline yüzünü döndürmesi lazım. İnşallah bu gece yaptığımız bu programda buna vesile olur diyorum. Çok teşekkür ediyorum.